Evet, ifade önemli. Türkiye ile Ruslar bir olursa dünyanın çehresi değişir açıklaması geldi. İzledik beraber. Tabii bu birliktelikten, özellikle bu samimiyetten, bu işbirliğinden rahatsız olanlar da var. Kimden bahsediyorum? Bakın, az önce haber özetlerinde ekranlarınıza taşımıştık. Rusya Devlet Başkanı Putin'in özellikle 3 ila 4 Temmuz tarihlerinde Rusya'da Erdoğan'ı kabul edecek olması, anlaşılan şu ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi anlamda rahatsız etmiş. Çünkü ABD'li büyükelçi Jeff Fleck bu açıklamadan sonra Putin'in bu tarihi vermesinden sonra bir açıklamada bulundu. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet etti ve özellikle Fleck her türlü üst düzey görüşme için hareket halindeyiz dedi. Yani bizim de aramız iyi Türkiye ile demek istedi. Bir bakalım açıklamanın devamı var çünkü. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet etti. Flake, CNN Türk Televizyonu'nda yaptığı açıklamada Ankara'yla her türlü üst düzey görüşme için hareket halindeyiz dedi. Flake'in açıklamaları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme tarihini açıklamasının ardından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la görüşmesi için açık bir davetimiz var. Programlar uyuşursa Erdoğan ve Biden görüşür. Bu Temmuz ayındaki NATO zirvesinde de olabilir. Yapabileceğimiz her türlü üst düzey görüşme için hareket halindeyiz. Avrupa Parlamentosu seçimlerini ağırlıklı olarak milliyetçi partilerin kazanmasını değerlendiren ABD'li Büyükelçi sonuç bizi endişelendiriyor dedi. Bu seçimlerde neler olduğunu kontrol edemiyoruz ancak gelen liderleri kabul ediyoruz. Avrupa Birliği üyesi değiliz ancak aşırı sağın yükselişi endişe verici. Zaman içinde durumun düzeleceğini düşünüyorum. ABD'li Büyükelçiliğe Yunanistan'ın silahlandırılması ve Dede Aç'taki askeri yığınak soruldu. Flake, Ege'deki silahların Ukrayna'yı korumak için olduğunu savundu. Türkiye'nin Ukrayna'ya desteği nedeniyle ilişkilerin olumlu ivme kazandığı mesajı verildi. Jeff Flake, PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki seçim girişimini desteklediklerini söyledi. Ancak PKK uzantısı SDG'ye desteği itiraf etti. Suriye'deki herhangi bir seçimin adil ve şeffaf kapsayıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu koşullar şu anda mevcut değil. Şu anki herhangi bir seçimi desteklemiyoruz. SDG konusunda Türkiye ile farklılıklarımız var. Suriye'nin kuzeydoğusundaki konumumuzun istikrarsız olduğunun farkındayız. Bu çok karmaşık bir mesele.